Ablacığım, bak bu volta atmalar hiç hayra alamet değil. Gel, gel otur, ben sana Melisa çayı yaptım bak. Sinirlerin yatışır, sakinleşirsin. Ya Halit tam benim oldu diyorum. Yine ellerimin arasından kayıveriyor ya. Yemin ediyorum delireceğim. Abla ne oldu yine ya? Yok yok. Caner, bizim bu yıldızdan ilelebet kurtulmamız lazım. Vallahi yetti. Ya zaten bu Halit bu kadar olaya rağmen bu kızı niye yanında tutuyor hala anlamıyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum yani. Ya onun bir masum tarafına kilitlenmiş. Hayır, kafası karışık ama emin değil. Varsa yoksa bütün derdi Halit yeniden boşandı demesinler. Bir zahmet ablacığım ya, bir zahmet ya. Ya anne, adam mavi sakala bağladı. E dördüncü karısını da boşarsa dedikodular alıp başını gidecek. Ya giderse gitsin. Onun evlilik serüveni zaten benimle tekrar evlendiğinde bitecek. Caner, şu telefonu ver bakayım. Bülent'i arayacağım. Bülent kimdi ya? Bana olan ilgisini gördüğünde Halit deliye dönmüştü. Şeytan azapta gerek. Alo. Bülent'ci. Nasılsın? Halit Bey odasında mı? Haber vereyim hemen. Gerek yok, beni bekliyor zaten. Günaydın. Günaydın. İşlere başlamadan evvel bir uğrayayım dedim. İyi yaptın. Ama bir kahveni içerim. Ender Hanım'a sade bir kahve. Halit'ciğim, dediklerini düşündüm. Bence haklıydın. Bazı şeyleri aceleye getirmemek lazım. Madem niyetin biraz kafa dinlemekse dinle. Ben seni her kararında desteklerim, biliyorsun. Anlayışın için teşekkür ederim. Şimdi esas konuya gelelim. Otelin tanıtımıyla başlayacağız. Açılışa daha bir ay varmış. O sırada ben bütün konsepti oturturum. Alışılmışın dışında bir şeyler düşünüyorum. Caner bir bütçe hazırlayacak ama seni fazla zorlamayacağız. Sevinirim. Fiyatta uçmayalım. Merak etme. Senin neye ne kadar vereceğini benden daha hiç kimse bilemez. Ama yaptığımız işin buram buram kalite kokması lazım. Halit Argun'un sofistike tarzını herkes görsün, öyle değil mi? Ne oldu? Önder, sen gerçekten iyi bir iş kadını olacaksın. Ve sen buna şaşırdın mı? İş yapacağından emindim. Ama bu işe bu kadar kendini adayacağını hiç tahmin etmemiştim. Canım, sen daha bir şey görmedin. Benle çalışmaya devam edersen anca yükselirsin. Bu oda sana ait. Burada çalışabilirsin. Bu arada Ayfer'e söyle. Artık Ender Hanım'a yardımcı olacak, tamam? Tamam efendim. Süper. Burası bize yeter. Sehra'ya da haber veririm. Dışarıdan takip etmek zor oluyor çünkü. İyi. Sana kolay gelsin. Bu arada benim bir görüşmem olacaktı bugün. Burayı aldırdım ama senin için bir mahsuru yoktur umarım. Neden olsun ki? Süper. Arada kahveye beklerim. Bu maçı alacağım. Başka yolu yok Halit'ciğim. Alo. Kemal, neredesin? Holding'e gidiyorum şimdi. Ben de oradayım. Nasıl durumlar? Durumlar nedir? Yıldız işe başladı bir restoranda. Ne? Nasıl ya? Evet, geldi benden rica etti. Benim de bir arkadaşım vardı, sağ olsun beni kırmadı. Bu kız tam bir salak.
yerine Susan mı koymuşlar bunun kafasına acaba? Ben sizin gibi düşünmüyorum Ender Hanım. Kemal'cim, şu anda Yıldız bir işe girdi. Çünkü Halit'in dikkatini çekmek istiyor. Ben de bunun farkındayım. Ama bu işe yaramayacak, ben sana söyleyeyim. Siz öyle diyorsanız. Şimdi senin yapacağın şu. Yıldız'ın işe girdiğini Halit'e söyleyeceksin. Bu, onun sana güvenmesini sağlayacak. Ha bu arada, Yıldız'la aranı sıcak tut. Bu sarsıntıda onun yanında sen olacaksın Kemal. Okey? Emredersiniz. All right. Bye bye. Selam. Selam. Halit Bey ofisinde mi? Bir görüşmesi var, yarım saate müsait olur. Tamam, bana haber edersin. Haber veririm. Zehra Hanım, merhabalar. Merhaba. Bunları yarına kadar hazır edin. Aa! Zehracığım, hello. Ender'cim. Başlamışsın ya çalışmaya. Evet, odamızı görmek ister misin? Gel, bayılacaksın. Burası. Ya. Evet. Ay babam ne güzel yer vermiş bize ya. Değil mi? Çok iyi iş yapacağımızı biliyor da ondan. Otursana. Ay Ender biliyor musun? Ben çok hevesliyim bu iş için. Yani bu bir nevi benim kendimi aklama projem artık. Hayatım, arkanda ben olduğum sürece sana hiçbir şey olmayacak. Sen merak etme. Kemal'le de tanıştın sen galiba, hı? Tanıştık, evet. Benim eski iş yaptığım yerdeydi. Onu ben aldırdım. Öyleymiş, evet. Düzgün bir çocuk ama, ha? Ender, bence biraz fazla sivri dilli ya. Biraz fazla da yakışıklı galiba, ha? Ay ne bileyim, ben hiç bakmadım bile yüzüne vallahi. Onu anladım zaten. Ne içiyorsun tatlım? Hadi bir kahveni içerim. Alo. Ah Bülent'ciğim. Nasılsın hayatım? Dün akşam arayınca ne konuşacağını merak ettim. Aa, ben bu aralar işlerimi buradan idare ediyorum. Halit'le de bir iki iş yapıyorduk. Halit bakar mısın? Kim var? Bülent. Geleceğini bilmiyordum. Ender için geldim. Aa, biz işlerimizi biraz genişletmeye karar verdik. Bülent'ciğim de sağ olsun bize yardım etmek istedi. Senin fazla vaktini almayalım. Benim odama geçelim mi Bülent'ciğim? Tamam. Bay. Ne içersin tatlım? Kahve. Okey. Okey. Halit Bey, iki dakikanız varsa konuşabilir miyiz? İçeri gel. Evet Kemal, seni dinliyorum. İzin mi isteyeceksin? Yok efendim, öyle bir şey değil. Size söyleyip söylememekle ilgili tereddütlerim de vardı. Ama bilmeniz gerektiğini düşündüm. Söyle ne söyleyeceksen? Efendim, Yıldız Hanım. Bugün işe başladı. Sabah ben bıraktım. Sen ne dediğinin farkında mısın Kemal? Evet, Kastral diye bir mekan var. Orada karşılama görevlisi olarak başladı. Benim karım bir restoranda müşteri mi karşılıyor? Evet efendim. Beni derhal o restorana götür. Emredersiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.